Günaydın. Bugün anladığınız üzere video günü. YouTube'a video çekmeyeli sanırım 3, yüklemeyeli de 2 hafta oldu. Yani teknik olarak aslında video yüklemiyor sayılmam herhalde. Çünkü shorts videoları yüklüyorum. Ama böyle uzun videolar yüklemeyeli, işte vlog tarzında videolar yüklemeyeli biraz vakit geçti. Anladım ki özlemişim. Yani şu kamerayı açınca direkt enerjim tavan yaptı zaten. Dünkü enerjimi hiç sormayın, berbattı. Sabah aslında güzel başladı. Arkadaşımla görüştüm falan. Kahvaltı yaptık birlikte. Sonrasında böyle bir şey geldi üstüme. Hiçbir şey yapmayasım geldi bütün gün. Bomboş bir gün geçirdim. Ama bu beni çok demotive etti. Yani zaten moralim bozuk gibiydi. Aslında hiçbir şey olmadı ama öyle bir gündü. Sizde de öyle miydi? Perşembe günü 27 Ekim, bugün 28 Ekim. Her yerde İstiklal Marşları çalıyor. Her yerde Cumhuriyet'le ilgili müzikler, marşlar çalınıyor. Şu an bile tüylerim ürperiyor gerçekten. Müthiş bir coşku var. Okullarda özellikle duyuyorum. Bir yandan da ses geliyor. Güzel. Enerjim yüksek yani. Neden daha çok shorts videoları çekmeye başladım? Bunun bir sebebi var aslında. Anlatacağım hepsini. Bir takım değişiklikler oldu hayatımızda. Dünya için küçük ama bizim için büyük olan. Hepsini anlatacağım. Ama önce bir markete gitmemiz lazım. Karnım çok aç. Saat 8'den beri uyanığım ve iş yapıyorum evde bir sürü. Bugün cuma. Normalde ofise gitmem gerekiyordu. Kameramın şarjı bitiyor yine. Bugün cuma. Normalde ofise gitmem gerekiyordu. Ama yarım gün olduğu için her yer, ben de kendime izin verdim ve ev işi yapmaya karar verdim. Anladım ki ben YouTube'cuymuşum. Instagramcı olduğumu düşünüyordum ama öyle değilmiş. Bu beni bir tık sevindirdi. Hoşuma gitti. Niye bilmiyorum ama. Hadi markete gidelim. Sonra konuşmaya devam edeceğiz. Yapmam gereken bir sürü iş var. Bir sürü çekim yapmam gerekiyor. Hepsini halledeceğiz birlikte. Bütün gün beraberiz. Bütün gün evdeyiz. Ufak tefek belki dışarı çıkabiliriz, bilmiyorum. Hadi bir an önce markete gidelim. Market hemen evimizin altında olduğu için bence şanslıyız. Pijamayla ve terlikle çıkabiliyorum. C bloğun altında Migros. Biz de A blokta oturuyoruz. Otoparklar arasında otoparktan bloklar arası geçiş var. Çok mantıklı bir şey yapmışlar. Annem otoparklardan korkuyor biraz. Bizim otoparklar hem çok kalabalık hem bayağı geniş. Güzel yani, normal. Anneciğim, buradan sevgilerimi iletiyorum sana. Eve geldim şimdi. Ay. Nasıl kalsın, düşüyordum. Eve geldim şimdi. Kruvasan aldım. Kruvasan sandviç yapacağım.
çok acıktım. Bir yandan da yaparken Reels çekeceğim. Niye Reels çektiğimi de anlatacağım daha sonrasında ama her şeyi aynı anda yapabilir miyim bilmiyorum. Bakın burada kim var? Sütlaç. Merhaba. Ne yapıyorsun aşkım? Kuzuş. Gel bakayım. Minik. Bakın neler aldım. Bunlar videolarda çok güzel görünüyor. Şimdi kruvasan sandviç yapacağım. Bunları sadece dekor amaçlı kullanacağım da. Sandviçi hazırlarken Reels çekmem gerekiyor. Gerekiyor derken bir zorunluluğum yok yani öyle istediğim için tamamen de. Bir sandviç yapayım, Reels çekeyim. Sonra konuşacağız. Kabağımın sapı kırıldı. Reels çekiyorum. Yani tripodumu koyduğum yer. Ama görüntü güzel. Sizi de şöyle bir yere koymak istiyorum aslında ama açı bulamadım güzel valla. Şöyle dursan görür müsünüz acaba? İşte. Neyse. Güzel görünüyor. Yine çok pratik ve çok lezzetli. Ay pardon. Bal kabaklarımın tatlılığına bakın. Şunu bir fotoğraflayayım. Geliyorum hemen. Çekimini yaptığımı değil, ikincisini yiyorum. Gerçekten çok lezzetli oldu bu arada. Yani içinde lezzetsiz olmasına sebep olacak bir şey olmadığı için zaten. Kaşar peynir koydum. Cheddar peynir koydum. Kruvasan da zaten sade tereyağlı kruvasan. Çok güzel oldu. Olsa yerim daha yani. Bu çekimleri asıl Instagram için yapıyorum ama YouTube'a da yüklüyorum, hatta TikTok'a da yüklüyorum. Geçen hafta şöyle bir şey oldu. Yaklaşık 10 gün falan oldu herhalde. Geçen hafta salı günü. Klişe Akademi'ye seçildim. Bu benim için güzel bir gelişmeydi. Klişe Akademi, sosyal medyada içerik üretmek isteyenler, daha doğrusu bunu kendi işi haline getirmek isteyenler için kurulmuş eğitim ve etkileşim platformu aslında. Bizim influencer diye tabir ettiğimiz kişiler yani. Başvuru yapmıştım geçen sene olması lazım. Yani ilk başvuru alımları bir sene oluyor herhalde. O zaman başvuru yapmıştım. Yeni sonucu geldi daha. Onların böyle eğitimleri oluyor platform içerisinde. Online bir platform bu. İçinde etkinlikler oluyor. O etkinliklere göre içerik üretiyorsunuz. Yani ilham alabilirsiniz, eğitimlerinden faydalanabilirsiniz, trendlerden haberdar olabilirsiniz gibi gibi birçok faydası var. Bu benim için çok güzel bir şey. O yüzden biraz daha Instagram'da aktif olmaya başladım. Yani benim için tuhaf olan içerikler paylaşıyorum, üretmeye çalışıyorum falan. Bunlardan bir tanesi yemek tarifi. Ben bu zamana kadar hiç yemek tarifi videosu çekmemiştim. Yani bu YouTube olayı da benim için yeni bir şey ama bilmiyorum ya.
Neyse, sonuç olarak Instagram için çekiyorum bu içerikleri. Reels'lar çekiyorum. Onları aynı zamanda YouTube'a da yüklüyorum shorts olarak. Onları aynı zamanda TikTok'a da yüklüyorum. TikTok hesabımı da dün açtım. Beni takip edin buralardan. Özellikle Instagram'da çok aktifim şu son bir haftadır falan. YouTube'u da aktif tutmaya çalışacağım ama oraya biraz daha odam kaydı gibi bir şey oldu. O yüzden burayı boşlamadım ama shorts'ları yüklediğim için, daha doğrusu çektiğim reels'ları buraya yüklediğim için çok fazla dışarı çıkamadım açıkçası. İş yerindeydim. Sürekli onların editiyle uğraşıyorum. Onları yüklemeyle uğraşıyorum falan filan derken biraz bocalıyorum aslında. Yani bir düzen oturtamadım henüz. Hiçbir şeye yetişemiyormuşum gibi hissediyorum. Bunun dışında da yapmam gereken bir dünya iş var. Showroom açıyoruz bir yandan. Onun da videosu gelecek. Showroom aslında Doğukan'ın asıl işi olan ahşap üzerine imalatımızı görmüştünüz önceki videolarımda. Oradan çıkan ürünleri sergileyebileceğimiz, diyeyim, gösterebileceğimiz bir mağazamız olacak artık. Onunla da ilgileniyoruz bir yandan. Onların tadilatı devam ediyor. Böyle güzel gelişmeler var yani şu an için. Bir yandan da kirpiyle ilgileniyoruz. Kirpinin artık reklamlarına başlıyoruz galiba. Lütfen başlayalım yani. Büyük ihtimalle bundan sonraki videoda kirpiyle ilgili olacak. Kirpi nedir? Neden kirpi ismi? Ne işe yarar? Ne yapabilirsiniz? Nasıl kullanabilirsiniz? Vesaire vesaire. Bu soruların hepsini yanıtlıyor olacağım. Daha profesyonel videolar da çekeceğiz ama burayı yine kendim çekmek istiyorum. Buradan paylaşacağım videoyu yine oturarak, sohbet ederek çekmek istiyorum. Zorlanıyorum yani. İçerik bulmak değil. Biraz da fikren zorlanıyorum galiba. Yani hala alışamadım böyle içerikler çekiyor olma. Eminim takipçilerim de alışamamıştır. Bakalım neler olacak. Ben de bilmiyorum. Yani. Aa, yerim bitti. Nasıl biter ya? Boşaltıp geliyorum biraz sonra. Bunları bir aktarayım bilgisayara. Yeniden merhabalar. İkinci Reels'ımı da çektim. Şöyle göstereyim. Yani çok minik bir sütlü kahve Reels'ı. Biraz böyle turuncu ve Halloween havasında. Hazır kahvemi yapmışken tekrardan kamerayı bir açayım dedim. En sevdiğim Reels videosu kahve hazırlama videosu galiba. Çünkü işiniz bittikten sonra oturup temiz temiz kahvenizi içebiliyorsunuz. Arkamda çok ışık geliyor. Ters ışıktayız. Saat 4 oldu. Hatta 4.30 olmuş. Ne yaptın derseniz çok bir şey yapmadım. Telefon konuşmaları falan yaptım. İşte Reels hazırlığı, çekimleri, bilmem ne derken bayağı akşam oldu. Akşam Özlem ablanın doğum günü var. Oraya gideceğiz. Bir evden çıkacağım birazdan yani. Bugün bir de kek yapacaktım ama sanırım kek yapmaya vakit kalmayacak. Bu böyle bayağı tarif videosu falan oldu herhalde. Öyle bir tekrardan gün ortasından merhaba diyeyim dedim. Şimdi gidiyorum. Mutfağı toparlayıp evden çıkacağım. Şimdilik hoşça kalın. Ben görünmüyorum. Görünüyorsun. Günaydın karımın kanalına hoş geldiniz. Yeni bir günden merhaba. Ben dün video çekiyordum en son, biliyor musun? Biliyorum, kahve falan diyordum. Evet ama o bayağı şey oldu. Yalan oldu. O yüzden. Bugün yeni bir gün. Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Cumhuriyet Bayramımızı kutluyorum kocacığım. Dün çekimlerim yarım kaldığı için bugün videoya devam etmek istedim. Normalde
dün başlayıp dün bitirmeyi planlıyordum ama evdeki hesap çarşıya uymadı yine. Ama bugün de güzel bir gün. Polonezköy'e gidiyoruz. Kahvaltı yapacağız. Çok güzel bir yerde. Orada da çekeriz. Sonra kapatırız. Videolar karıştı. İki tane video çektiğim için aynı anda. Videoyu açıyorum. Burada mı devam edeceğiz diyor. Araba sohbetleri çekiyorduk bir yandan da. Yok dedim, bu diğer video için. Çok güzel bir yere geldik. Aşırı güzel. Bizim buraya üçüncü gelişimizmiş. Önce bir göstereyim. Aşağı ineceğiz biraz sonra ama manzara efsane. Asıl manzara şurada, onu çek. Nerede? Oha, o ne ya? Bu nasıl gerçek olabilir ya? Burada atlar var ama gerçekten özenli bir çalışma. Hamakta beni sallar mısın? Sallarım. Salladım. Normal gibi. Bugün git tokatı yiyeceğim şimdi. Arı hiç sevmem. Ve her yerde arı geliyor. Bu ara çok fazla arılarla muhatap oluyorum. Neyse, şunu söyleyecektim. Biz buraya yıllar önce, rahat bir 3 yılı vardır yani, arkadaşlarımızla beraber gelmiştik. Gözümde bir şey canlandı. Çekildiğimiz bir fotoğraf karesi. Benim üstümde yine bu kazağım vardı. Belki bu kazağı en son o gün giymiş olabilirim bu arada. Değil mi? Bir daha hiç giymedim gerçekten. Çok tuhaf. Şurada bir yerde oturmuştuk, hamaklı. Hatta şurada oturmuştuk. Hatırladım. Öyle işte. Bu da böyle bir anı. Ben ses alacağım. Kim kimi sallar? Nerede? Burada mı? Ay. Ben de bu renkli santalını aldım, biliyor musun? Bu videoyu bence bitirebilirim artık burada. Güzel bir kapanış yapayım. Manzarayla güzel. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bence şu an biraz daha yüksek sesle söyleyebiliriz. Utanıyorum. Utanmak yok. Yola devam. Evet. Araba sohbetleri videosunda görüşürüz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Neredesin? Buradayım. Görüşürüz de. Görüşürük. Görüşürüz. Hadi kapat kamerayı elinle. Öyle değil kız. Şöyle yapacağım. Hadi kapat.